Buyurun Melih Hanım. Hoş geldin Melih. Hoş bulduk doktor. Buyur. Tunacığım bunları kaldır lütfen. Tabii hocam. Kaldırayım mı hocam? Ya belki birkaç bir şey. Sizin de çok güzel simit aslında. Yok, sağ olun. Tunacığım lütfen. Kahveleriniz hazır. Hemen getiriyorum. Gerçi bugün sizin ikinci kahveniz olacak ama neyse. Ay çok zahmet oldu. Estağfurullah. Hocam çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nasılsın Meliha? Nasıl geçti bu hafta? Elhamdülillah. İyiyim doktorum. Siz nasılsınız? Düşüncelisiniz sanki biraz. Yok. Ben de iyiyim. Gel. Sağ ol. Sağ ol Tunacığım. Afiyet olsun. Başka bir şey ister misiniz hocam? Geçen sefer ışığı bilmeyen köre benzetmiştiniz ya beni. Nasıl da güzel hatırlıyorsun. Güzel sözü unutmam ben. O kadar doğru söylemişsiniz ki. Ben hiç ışığı görmemişim. Olsa da zaten görmek istememiş canım. Onca eziyetten sonra insan iyi günün bile kıymetini bilemiyor. Ne güzel düşünmüş, ne güzel anlamışsın sohbetimizi Meliha. Teşekkür ederim. Aman doktorum. Asıl ben teşekkür ederim. Kendi kendime dedim ki, bu doktor sonunda bana bile ışığı gösterecek. Bu bile içimi ısıttı. Sen böyle istedikten sonra o da olacak. İlk zamanlar anlatmaya nasıl da korkuyordum. Ama şimdi siz sormasanız da ben anlatmak istiyorum. Sanki içimden bir çuval zehir akıyor. Acılar derinse dilsiz olur. Ötekiler konuşur durur da bizi en çok acıtanların sesi soluğu çıkmaz. Ya bizde de aynen böyle oldu. Biz bırakın konuşmayı, düşünmeye bile korktuk. O zamanlarımı bilip de beni kim dinler, kim sever, bana kim dost olur derdim hep. Ama oluyormuş. Allah sizi çıkardı karşıma. Ne demiş Şems? Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm dertleriyle sevebilmektir. Nerede kalmıştık geçen sefer? İstanbul'daki yeni evinizde ve ablanızın gidişinde. Ablam gidince 5 çocuk kaldık baş başa. O sabah erkenden kalktım. Uyuyan kardeşlerimin yüzüne tek tek baktım. Düşündüm, taşındım. İçimdeki korkuyu bastırmaya çalıştım. Ne olursa olsun bunun altından kalkacaktım. Onlar orada uyurken sanki ben o sabah Meliha olarak değil, ablam olarak kalkmıştım.
Ablam gitmeden bize alışveriş yapmıştı. Ama ben korkumdan her şeyi yarım yarım kullandım. Biterse ne yapardık? Abla, günaydın. Haydi kalkın bakalım. Haydi. Hadi kalk kuzum. Abla, Güra ablam nerede? Ablam gitti ya kuzum. Gelmeyecek mi? Hadi konuşmayı bırak da doyur karnını. Hadi. Onlar doymadan ben yemedim. Onların susuzluğu geçmeden ben içmedim. Onlar paklanmadan ben yıkanmadım. Baksanız ben de çocuğum daha. Ama bir anda büyüdüm o sabah. İş başa düşünce kaplan kesiliyormuş. Hepsi benim yavrumdu artık. Ben de onların küçük annesiydim. Elimden ne iş geliyorsa yaptım. Onlar tertemiz, karnı tok, sırtı pek olunca içime huzurla karışık bir gurur yayılırdı. Ama başta kolay olmadı tabii. Avuçlarım patlayana kadar yıkadım çamaşırı, bulaşığı. Hiçbir şeyleri eksik kalmasın diye dilendim. Onlar anasız babasız olsalar da kimsesiz değillerdi. Ben vardım. Uzakta da olsa Güler ablaları vardı. Görmesem de ben de ablamın varlığından hep güç aldım. Onun bana aferin Meliha deyişlerini hayal ettim. Yemedim yedirdim. Giymedim giydirdim. Bir günden bir güne de şikayet etmedim. Allah benden alsın, onlara versin dedim. Gözüm gibi baktım onlara. Hiçbirini birbirinden ayırmadım. Ablam ne yaptıysa ben devam ettirdim. Temizlik bilmezdim, öğrendim. Yemek bilmezdim, öğrendim. Dikiş bilmezdim, öğrendim. Hepsini temiz pak gezdirdim. Hiçbirinin yüzünü yere eğmedim. Sabahları erkenden uyanır, onların kalkmasını beklerdim. Bir başıma, bir tek o zamanlar kalabilirdim. O zamanlarda annemi düşünürdüm. Ablamı. Sonra kendimi. Sonra çocuklar kalkardı. Evde hayat apar topar başlardı. Üzülecek vakti bile bulamazdım. Durup dinlenecek bir an bile yoktu. Zaten nasıl duracaksın? Yavru kuşlar gibi gözümün içine bakar. Her biri kendi sırasını beklerdi. Sen önce de geçtin buraya. Sen de geçtin önce. Öldürüyor. Senin yüzünden öldürür. Abla.
Derken kavgalar başladı. Olacak gibi değildi ki. Evin içinde 5 çocuk. Ben elimden geleni yapıyorum ama sürekli kavga, kıyamet, hırgür, ağlama. Ablam olsa tabii bunların hiçbiri olmaz. Biliyorum ama baktım olmayacak. İş başa düştü. Topladım ben bunları. Dizdim böyle karşıma. Sanki onlar öğrenci, ben öğretmenim. Suçlu suçlu da öyle bakıyorlar önlerine. Şimdi açın kulağınızı, iyi dinleyin beni. Bakın bana. Ablamız bizim için kendini feda etti. Artık yalnızız. Kendi başımızın çaresine bakmamız gerek. Ama siz böyle kavga ettikçe, itiştikçe bu şehirde direnemeyiz. Biz birbirimizi korumazsa kimse bizi korumaz. Bugünden itibaren kimse benim sözümden dışarı çıkmayacak. Hasan? Tamam abla, sen ne dersen o. Ali? Sen ne dersen o. Kavga, bağırış yok. Her akşam toplanıp konuşacağız. Dağdan geldik ama buranın da usulünü bileceğiz. Ama en önemlisi birbirimize kenetleneceğiz. Kopmadan yan yana kan kana duracağız. Tamam, tamam abla. Tamam abla. Söz mü? Söz. Hepsi söz verdi ama korkuyor çocuklar, biliyorum. Başımızda bir büyük yok. Biz buraları tanımayız, bilmeyiz. Sen ne hissediyorsun o sırada? Benim ödüm kopuyor, ödüm. Ama göstermiyorum tabii çocuklara. Korktuğumu görseler dağılırlar hepsi, biliyorum. Kendimi, ben de ablam gibi olmalıyım. Onun gibi kendini bilen, güçlü, kararlı bir kız olmalıyım diye telkin ediyorum sürekli. Üç ekmeği alacaktım ben. İyi ya, al şuradan. Siz 41 numaraya taşınan yeni kiracılar mısınız? Annenler nerede senin? Trafik kazasında öldüler. Başınız sağ olsun. Siz yalnız mısınız burada? Dedemle nenem var ama yaşlı oldukları için gelemiyorlar buraya. Anladım. Ama hep arayıp sorarlar. Para yollarlar. Başıboş bırakmazlar bizi. Anladım. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden söyle. Konuşuyoruz burada. Olur. Kolay gelsin. Böyle mi anlattınız her soranı? Ablam gitmeden önce böyle tembihledi. Diğerleri bilmez. Bir benimle konuşmuştu. Melia. Abla. Melia kalk kuzum. Gel benimle. Abla ne oldu? Sen ne oymadın? Melia, aç kulağını, iyi dinle şimdi beni, tamam mı? Ben sabah gidiyorum. Ne? Nereye abla? Şş, bağırma. Dinle beni. O dağdan kurtulduk. Bizi burada bilen, tanıyan olmaz. İstanbul'da biz de herkes gibi Allah'ın bir kuluyuz. Hepiniz büyüdünüz artık. Ben sabah erkenden gidiyorum. Abla, o ne demek abla? Abla, gözünü seveyim, gitme abla. Melia. Ben her ay size para göndereceğim. Konu komşuya da anamızla babamız kazada öldü ama ninemizle dedemiz bize para gönderiyor değil.
Sakın kimseye benim gibi bir ablanız olduğundan bahsetmeyin. Namusunuzla yeni bir hayat kurun kendinize. Siz de öbür insanlar gibi namuslu olun. Eliniz ekmek tutana kadar ben size bakarım. Hiç gelmeyeceğim mi? Gelip gidersem tez zamanda ne mal olduğumuz anlaşılır. Kendinize mukayyet olun. Hatınıza leke sürdürmeyin. Ben yandım. Siz bari yanmayın. Abla. Tamam tamam, çocukları uyandıracağım. Dinle beni. Kimseye benden bahsetmeyin. Sizin benim gibi bir ablanız yok. Kendinize kara sürdürmeyin. Evden başınız önünüzde çıkın, yine öyle girin. Bir an önce öğrenin burada yaşamayı. Tamam mı? Anladın mı, söz mü? Söz. İşte o gün artık iyice hem yedim hem öksüz kaldım. O benim yıllarca hem anam hem babamdı. Bir çocuğun henüz aklı başına gelmeden hayatta yapayalnız kalması, onun bu dünyada yaşayabileceği en kötü duygudur. Korku, panik, güvensizlik, yalnızlık, kaybolmuşluk duygusu, hepsi vardır içinde. Ablanla hiç haberleşebiliyor muydunuz? Ayda bir kere, her ayın ilk pazartesi günü. Yer etmiş bende. Hala her ayın ilk pazartesi günü bir heyecan kaplar içimi. Sabah saat tam 10'da hep beraber bir üst sokaktaki telefon kulübesine gider. Ablamı arardı. Ah, Mustafa ablacığım. Alo. Kimse var mı? Hadi sen ablayı. Dur ablacığım. İki tane elim var. Ah. 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 İlk önce ben konuşacağım ona göre. Ah. Ya. Ama böyle yapıyorsun abla. E ne yapalım? En büyüğünüz benim. Alo. Ablacığım. Meliha. Canım nasılsınız? Biz çok iyiyiz ablacığım. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Yolunda mı her şey? Yolunda ablacığım. Sen bizi hiç merak etme. Ben de konuşacağım. Doğru çekiştirme. Kim o? Ayşe mi? Versene onun da sesini duyayım. Ablacığım. Ayşem. Nasılsın güzelim benim? İyiyim ablacığım, ben okuma yazma öğrendim biliyor musun? Sahtan mı? Evet abim Melih ablamla bana öğretti. Biz de Derya ile Ali'ye öğreteceğiz. Aferin size be, aferin. Ben de konuşacağım be. Alo abla. Hasan, canım iyi misin? İyiyim abla. Ben bizimkilere okuma yazma öğrettim biliyor musun? O bizim her şeyimizdi. Onun yumuşacık, sevgi dolu sesini duymak bile hepimize iyi gelir. Kavga bile etsek eve daha bir huzurla dönerdik. Ne derdi ablanız size telefonda? Çocuklar,
Sırrımızı kimseye anlatmadınız değil mi? Yok abla. Yok abla. Yok abla. Yok abla. Aferin. Sakın kendinizi kimseye ezdirmeyin. Birbirinize böyle sıkı sıkı kenetlenin. Kimseye de güvenmeyin, tamam mı? Abla sen nasılsın, iyi misin? Ben mi? Siz beni sakın merak etmeyin. Benim keyfim çok yerinde. Abla seni çok özledik. Keyfinin iyi olduğunu anlatıyordu ama biz öyle olmadığını biliyorduk. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyordu. Canım benim. Kendi hayatını bizim için feda etti. Bu piyes her seferinde kalbimi deşiyordu acıdan. Ama onun sesini duymak bile her şeye bedeldi. O kim bilir oralarda neler yaşarken biz de hayata öyle ya da böyle tutunmaya çalışıyorduk. Mahalledekiler yavaş yavaş bize selam vermeye... Nasılsın Meliha kızım? Halimizi, hatırımızı sormaya başlamıştı. Sağ olun. Merhaba Meliha kızım. Merhaba Eksilgül teyzeciğim. Alışmışlardı bize. Günaydın Aysel abla. Günaydın Meliha'cığım. Ev sahibimizle de tanışmıştık. Bir saniye duralım. Şimdiki eşinden bahsediyorsun değil mi? Ev sahibimiz derken Namık Bey'den. Adı batsın. Evet o. Ama o zamanlar ev sahibimizdi daha sadece. Ben o zaman küçüktüm. Kırmızı bir arabası vardı. Her ay başı onunla gelir. Kirayı alırdı. Neyse. Kocasını hiç anlatmak istemiyor. Ne zaman kendini hazır hissedecek acaba evliliğinden konuşmak için? Oğlanlar sonunda bir marangozhanede iş buldular. Ablam bize yine para yollamaya devam ediyor. Biz de mahalleden bir terzi komşu Nermin Hanım var. Kızlarla beraber onun yanına iş öğrenmeye gidiyoruz. Her şey yolunda gidiyor. İstanbul bize, biz İstanbul'a alıştık. Tek bir eksiğimiz var. Abla. Derken başka bir ayın, başka bir pazartesi. Yine aradık ablamı. Çabuk konuş bari. Ya bir durun. Sık boğaz etmeyin insanı. Nasıl yani? Bakkala falan gitmiştir belki. Bu saatte hiç bir yere gitmez ablam. Doğru. Bizim almamızı bekler. Alo? Ablacığım? Yok, ben Güler değilim.
Ablam nerede acaba? Alo? Alo? Sesim geliyor mu? Alo? Duydum, geliyor. Jetonumuz bitecek. Ablamla konuşabilir miyiz? Başınız sağ olsun. Ablanızı kaybettik. Nasıl yani? Nereye gitmiş ki ablan? Nerede kaybolmuş? Yok. Öyle değil. Geçen hafta başına bir kaza geldi. Hemen hastaneye götürdük ama kurtaramadılar Güler'i. Ablanız vefat etti. Kimseye de güvenmeyin, tamam mı? Ablam, 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 ablam. Tamam Melih, tamam. Ablam, benim ablam, benim ablam.